TV YouTube kanalında Derbinin Ardından Oyna Devam programıyla karşınızdayız. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu maçı değerlendireceğiz. Aygün Özüpek ve Atilla Türker'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beklentilerin aksine bir sonuç çıktı. Yani maç öncesi Fenerbahçe daha favori gösteriliyordu. Gerek kadro yapısı itibariyle gerek alternatifli kadrosuyla. Sezonu erken açtığı için kondisyon olarak Galatasaray'ın önünde gösteriliyordu ama bugün bambaşka bir derbi izledik. Evet. Açıkça benim için de sürpriz oldu. Yani Galatasaray maçın hiçbir anında Fenerbahçe'yi ortak etmedi. Ön alan baskısını çok iyi yaptı. Ceza sahasında Fenerbahçe 40 kez girmiş, Galatasaray 19 kez girmiş. Buna rağmen daha net pozisyonları bulan taraf Galatasaray'dı. Evet. Özellikle ön alan baskısıyla ben iş çözdüğünü düşünüyorum. Tabii diğer detaylara da gireceğiz ama öncelikle Atilla abi seninle başlayayım. Sen ne bekliyordun, ne buldun diye sormak isterim. Tabii Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek öyle kolay bir iş değil. Yani dünyanın en güçlü takımları bile Kadıköy'de hüsrana uğrar. Galatasaray'ın ön alan baskısı derken Osimhen'in rolü inkar edilemez. Müthiş pres yapıyor, baskı kuruyor. Sağa koşuyor, solu koşuyor, koşuyor. Rakip savunma yani Fenerbahçe savunmasını çok yıpratıyor. Yani Osimhen olmak öyle kolay değil yani 100 bin euroluk futbolcu. Tabii kritik pozisyonlarda bazı pozisyonları değerlendiremedi daha doğrusu Osimhen ama ne olursa olsun yaptığı presle çok etkili oldu. Hep oyunun içerisindeydi hep ama oyun 70'ten sonra biraz düştü. O da normal çünkü Galatasaray orta sahasında düştü. Çok iyi pres yaptığı için. Yani bu galibiyet yani 6 puan gibi nitelemek mümkün ama bence daha fazla. Henüz ligin 6. haftasındayız. Moral, motivasyon anlamında da çok büyük bir avantaj elde etti Galatasaray. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe gol yollarında inanılmaz eksikti. Yani Mourinho mu gol atsın? Yani o kadar kritik pozisyonlar oldu ki yani harcadılar Fenerbahçe adına söylüyorum. Haliyle çok büyük bir dezavantaj kaybetti ama ne olursa olsun Fenerbahçe biraz daha dikkatli olsa durum değişik olabilirdi. Önümüzdeki haftalar için daha iyi bir tablo ortaya çıkabilir. Aygün abi çok böyle oyuncu üzerinden değerlendirmek istemiyorum ama ben bugün Tadiç'in 60 dakikanın üzerinde sahada kalmasına şaşırdım. Yani çünkü hiçbir üretkenlik yoktu. O kanatta Galatasaray orta sahasıyla, bekiyle, savunmasıyla Tadiç'i çok etkisiz bıraktı. Maçın hiçbir şekilde içinde olmayan bir oyuncuydu. Jose Mourinho'nun tercihleri de bence tartışmaya açık ya şu skordan sonra. Şimdi büyük hocalar büyük maçlarda belli olur. Hafta içerisinde tahmin ediyorum Jose Mourinho çok fazla rakibini ciddiye almadığını tahmin ediyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın iki orta sahası Mertens ve Torreira'ya baktığımız zaman skoru belirler. Yani Şükrü Saraçoğlu stadında maçtan önce Galatasaray ilk 30 dakikada 2 gol atacak deseler Galatasaray futbolcular da buna inanmazdı. Onu söyleyeyim. Jose Mourinho'nun rakibi demin de söylemiş olduğum gibi çok ciddiye almadığını ve takımı da bu anlamda iyi hazırlamadığını tahmin ediyorum. Şimdi bizim gördüklerimizi maalesef Jose Mourinho göremedi. Özellikle tabii Tadiş'in haricinde ben İsmail'i de çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Şimdi Amrabat diye bir futbolcu almışsın. Amrabat'ı kulübede oturtmak büyük bir hata. İsmail'de son haftada büyük düşüş var. Tadiş'te büyük düşüş var. Şimanski'de büyük düşüş var. Şimdi Amrabat'la oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin biraz daha fazla pozisyon aldığını görüyoruz. Çift forvete dönmek zorunda kaldı. Çünkü artık maç skor elde etmesi gerekiyordu. Oyunu çevirmesi gerekiyordu. Dzeko ve Nesri ile çift forvete döndü. Biraz defansı eksiltmek, Ciku'yu çıkarmak zorunda kaldı ama şunu söylememiz lazım. İlk 10 dakika içerisinde Fenerbahçe belki o net pozisyonlarını gole çevirseydi bugün çok daha farklı şey konuşabilirdik ama Fenerbahçe'de bence en önemli sıkıntılardan bir tanesi gol yollarında etkili olamadığını görüyoruz. Yani şimdi çok uyumsuzluk da vardı orada. Yani şimdi Galatasaraylı oyuncular işte Osimhen'in o göğüs pasına Mertens muazzam bir koşu yapıyor. Doğru. İşte arkadan Gabriel Serra'nın pas atacağını biliyor. Barış Alper araya kaçıyor. Galatasaray'da biraz daha uyum ön plana çıktı. Yani Fenerbahçe'nin sezonun erken açmasına rağmen ki Dzeko, Tadic, Szymański geçen sene de bu takımdaydı. Bir Maximen oraya yeni katıldı. Hani ön taraftan bahsediyorum. Ciddi bir uyumsuzluk da vardı. Yani buradaki sorun sence abi yani şeyde miydi? Galatasaray'ın iyi alan kapatmasında mı yoksa Fenerbahçe'li oyuncuların biraz daha motivasyon düşüklüğünde miydi? Şimdi çok erken bir gol geldi. Yani 20. dakikadaki belki de beklenmeyecek bir pozisyon ve gol çevrilmesi bir anda Fenerbahçe'li futbolcuya demoralize etti. Arkasından bir 7-8 dakika sonra bir gol daha gelince Fenerbahçe'li futbolcular biraz da mağlubiyeti kabul edilmiş pozisyondaydılar. Ama tabii burada şunu söylememiz lazım. Yani Maxim mesela
inanılmaz bir performans gösterdi. Maxim'i çıkartıp Cengiz Ünder tercihini yapması bence hataydı. Maxim çünkü direkt kaleye gidebilen, pozisyon yaratabilen, üretken bir futbolcuydu. İsmail son haftalarda, demin de söylemiş oldum, İsmail son haftalarda hakikaten büyük bir düşüş yaşıyor. Tadiş de aynı şekilde. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yenesel Amrabat'la başlasa belki skor daha da farklı olabilirdi. Ama şunu söylememizde fayda var. En önemli şey, büyük hoca bu akşam maalesef büyüklüğünü gösteremedi. Biraz Portekizler'de, Jesus'ta da aynı şey vardı. Mesela Portekizler böyle bu tip maçlara çok önem vermiyorlar Türkiye'de. Veyahut da Fenerbahçe Galatasaray derbileri tam anlatılmamış demek ki onlara. Taraftar açısından bu maçların önemli olduğu anlatılmamış. Jesus'ta da aynı durum vardı baktığın zaman. O döneme bak, aynı skorlar. Bu döneme bakıyorsun aynı şekilde. Yani böyle biraz daha üstten baktıklarını görüyoruz. Ya şimdi orta sahayı tamamen rakibe vermişsin. Bunu bütün Türkiye görüyorken kulübede bir profesör var diyoruz. Dünyanın en iyi 5 teknik direktörden bir tanesi var diyoruz. Ama maalesef oraya bir çare bulamadı. Ya üretkenlik yapamadı. Pozisyonları zaten çok fazla pozisyona giremedi. Yani Galatasaray'ın çok daha sakin olduğunu söylememize fayda. Bir de tabii buraya Galatasaray gelirken artı ikilik bir puan avantajıyla geldi. Yani Galatasaray çok daha rahattı. Fenerbahçe çünkü kazanması gereken bir maçtı. Şimdi tabii ligin 6. haftası bu çok sular akacak. Bu derenin altından, bu köprünün altından çok sular akacak. 5 puanlık bir fark var. Ama bu tip mağlubiyetler Fenerbahçe'de biraz krize yol açar. Ben sana söyleyeyim. Özellikle Fenerbahçe taraftarı açısından da krize yol açar. Çünkü Jose Mourinho beklentilerin üzerinde bir teknik direktör. Şimdi beklentilerin üzerinde bir teknik direktörü getiriyorsun ama sahaya sürmüş olduğu kadro, baktığın zaman, oyunculuk değişikliğine baktığın zaman hatalar yaptığını görüyorsun. Bence bu akşamın mağlubiyeti biraz Jose Mourinho yazar. İkinci olarak da ben tabii biraz da hakeme açmak istiyorum. Mesela hakeme geliriz Aygün tamam. Abi. Çünkü onu da konuşacağız ama biraz sağ içinden devam edelim istedim şu bölümde. Ben Aygün'le farklı düşünüyorum. Mourinho'nun ciddiye almaması, küçük görmesi ihtimalini göz önünde bulundurmuyorum. Ha şu var. Yani sahaya sürdüğü oyunculardan gerekli performans alamadı. Ha Aygün de diyebilir ki ya onlar demek ki iyi gözlemleyemedi, iyi irdeleyemedi. O bakımdan kırık durdu. Ama ne olursa olsun İsmail gibi bir futbolcunun banka oynaması, diğer oyunculara şans vermesi ayrı bir taraf. Ne olursa olsun Mourinho dünya çapında bir teknik adam olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Gerekli önemi, gerekli ciddiyeti mutlaka gösterdi. Ama kritik noktalarda Fenerbahçeli futbolcuların gole çevirememesi başlı başına bir handikap olmuştu. İlk 10-15 dakikada o fırsatlar kaçmasaydı maçın skoru şimdi böyle tabii, olmazdı. İlk 10 dakika özellikle. Tabii. Galatasaray ise ön bölgede yani hücum bölgesinde inanılmaz derecede dikkatli, becerikli, başarılıydı. Yani Osimhen'in o göğüs pası dünya çapında inanılmaz güzel bir olay. Çünkü herkes göğüs pası verebilir. Herkes, evet. Mertens'in golüydü değil mi? Evet, Mertens'in. O herkes göğüs pası verebilir. Dünyadaki her futbolcu göğüs pası verebilir ama az sayıda futbolcu o göğüs pasını 3-5 metre önüne tam arkadaşının önüne atabilir. Yani lafın özü Galatasaray kritik pozisyonlarda son derece dikkatliydi, başarılıydı, becerikliydi. Fenerbahçe ise bu konuda başarısızdı. Şimdi rakamlara bakıyorum. Galatasaray Kadıköy'deki son 8 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilik almış. Kadıköy'ün büyüsünü tamamen bozmuş 19 yılın ardından. Evet. Tabii o Sayın Ali Koç dönemine denk geliyor. Sayın Başkan da büyük şanssızlığı maalesef. Sadece Galatasaray değil Beşiktaş ve Trabzon arasında. Geçen sene Beşiktaş da kazandı. Tabii Trabzonspor aynı şekilde. Kazandı. Aynı şekilde. Yani uzun süreli galibiyet serileri o döneme denk geldi. Şimdi şunu söylüyorum. Burada şuna değinecektim Aygün abi. Hemen pas atacağım sana yine. Taraftar da maçın içinde değildi bugün. Ya Fenerbahçe taraftarı biraz kopuk. O profil çok değişti. Çok değişti. Şimdi mesela ben eskileri sen benden daha eski bilirsin ama ben mesela işte o 2008, 2009, 2013'e kadar Fenerbahçe'yi takip ediyordum. Maçlara stada da sürekli gidiyordum. Evet. 2013-14'ten sonra o taraftarın şeyi de... Ya biraz şimdi taraftar şeyleri değişti. Neden değişti? Çünkü kulüpler maalesef biraz da para kazanma anlamında kombine rakamlarını çok arttırdı. Yüksek mesela sen de biz maçı izlerken sen bir bölüm gösterdin. Bu bölüm dedin ki sen boşaldı mı dedim. Ben de ki o bölüm boşalmadı. Orada insanlar oturuyor. 80'de boştu zaten. Ya, o bölümdekiler zaten tamam 325-350 bin liradan satılan kombineler onlar. Yani şimdi bu rakamları herkesin kolay vereceği rakamlar değil. Yani evet şu ekonomide. Şu ekonomide. Şimdi Fenerbahçe'nin deplasman tribünü çok iyi. Deplasman tribünü niye çok iyi? Çünkü biletler ucuz ve cefakar o karda kışta takımını destekleyen taraftar kitlesi. Ama Saraçoğlu'nda yapı tamamen değişti. Hatta sizlerle maçta konuşurken şunu söylemiştim ben. Atilla abi de çok iyi bilir. 3-0'dan bir 4-3'lük maç var demiştim. Fenerbahçe taraftarının değiştirmiş Antep maçı. Antep maçını 3-0'dan 4'e çevirdi. Fenerbahçe taraftarı maalesef Fenerbahçe gol yedikten sonra kopuyor. Bir anda oyundan kopuyor ve bir anda sosyal medyaya geçmeye başlıyor.
Yani bu Fenerbahçe tribünün kulübü tarafından da tespit edilmiş vaziyette. Tribünler bir anda demoralize oluyor. Ben ikinci yarı hiçbir şekilde taraftar etkisi görmedim maçta. Etki yok çünkü. Yani. Çünkü hepsinin elinde telefon. Hatta bunların görüntüler de var. Çoğu yerde Sayın Başkan'ın önüne de gelmiş bu görüntüler. Yani Fenerbahçe taraftarı maalesef maç oynanırken kimi bulmaca çözüyor, kimi dizi izliyor. Bu noktaya geldi. Niye? Sen tabii şimdi rakamları arttırırsan o sana destek veren, karda kışta senin yanında olan taraftar da maalesef bu rakamları ödeyemediği için maça gelemiyor. Gelenler de zaten çok zengin bir kesim. Yani onlar da bakıyorlar, ondan sonra çekip gidiyorlar. Bu anlamda bu sıkıntı yaşanıyor. Maalesef bunu çözüm bulamadılar. Galatasaray da bu sene galiba kombinelerde biraz daha yüksek rakamlarda satış yaptı. Bunun mutlak sürede çözümlenmesi gerekiyor. Tabii tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bu gece Mourinho yazar. Amrabat girdikten sonra, şimdi demin Atilla abiye pas atacağım, İsmail dedin ama Amrabat girdikten sonra oyun biraz daha şekillendi, biraz daha değişti. Yani ilk başta belki ilk 11'de Amrabat'la başlasaydı bu skor belki olmayabilirdi. Belki En-Nesyri, biz hep şunu düşünüyorduk, hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Fenerbahçe'nin biraz daha çift forvet oynayacağını, Dzeko ile En-Nesyri'nin 3-5-2 sistemiyle oynayacağını, kanatlarla 4-4'lüye döneceğini, 4-4-2'ye döneceğini ama genel anlamda sistemin 3-5-2 üzerinden kurulacağını görmüştük ama demin de söylemiş olduğum gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Maalesef Jose Mourinho, dünyanın en iyi teknikleriyle bir tanesi Jose Mourinho, biraz rakibi küçük gördü. Bir de haftalardır rakibin hocasından devamlı açıklamalar yaparak da biraz da böyle farklı noktaya getirmeye çalıştı. Evet. Biraz çalışsaydı belki çok daha farklı olabilirdi. Atilla abi, ben bu noktada yani Edin Dzeko ve Dušan Tadić ilerleyen yaşlarından dolayı Fenerbahçe'nin bundan sonrası için bu iki oyuncuyu kulübeye çekip İrfan Can ve En-Nesyri üzerinden bir düzene geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu oyuncularla uzun vadede belki tamam, yani işte bir Gaziantep Futbol Kulübü karşısında, bir Antalya Bodrum karşısında sonuca gidersiniz ama büyük maçlarda yani Lille maçında da gördük, işte bu maçta da gördük, sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Ama bunun için önce En-Nesyri'nin ve de İrfan Can'ın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu iki futbolcu yani kadroda yer alamıyorsa önce kendilerine bakmaları lazım. İrfan Can'ın biraz Atilla abi araya girdim ama biraz bu konudan rahatsız olduğu bilgisini aldım. Yani ne anlamda? Kadroya giremediğini. Ha, girmem anlamında. Yani bir devamlılığı yok. Yoksa kendini hazır bulduğunu düşünüyor. Kendisi öyle düşünüyor ama 35 yaşında, 37 yaşındaki futbolcuları kesemiyorsa, yedek bırakamıyorsa, kendisi forma bulamıyorsa biraz da kendine baksın. Yoksa yaşı itibarıyla, tekniği itibarıyla, özellikleri itibarıyla elbette çok büyük bir yetenek. Ama İrfan Can gibi bir oyuncunun, ki çok beğendiğimiz, Ankara'dan beri takip ettiğim, gençlerle takip ettiğim bir kardeşimizdir. Yani önce onun çeki düzen vermesi lazım. En-Nesyri'nin ise yani inanılmaz şaşkınlık yarattı. Bir form yetersizliği olsa gerek yahut da İstanbul'a fazla mı adapte olduğu bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Bir Guiza benzetmesi yapılmaya başlandı. Çok erken değil mi ya? Çok erken. Şimdi bu akşamın ben şöyle bir özetini çıkarmak istiyorum. Galatasaray'da bence bu akşamdan itibaren kabus sona ermiş olabilir. Hangi açıdan? Her açıdan. Şimdi açıklayacağım. Fenerbahçe'de balayı bitti. Neden balayı bitti? Çünkü Fenerbahçe taraftarı hem kadro açısından hem hoca açısından bu takım kesin bu sene şampiyonlar havasındaydı. Ama bu akşamdan itibaren biraz daha Fenerbahçeli futbolcuların ayaklarını yere basması lazım. Galatasaray'da kabus bitti diyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi Dursun Özbey'e biraz daha nefes aldırdı. Çünkü arka arkaya işte Karaborsa olayı, illegal bahis olayı, işte ne bileyim otel projesi olayı, ödenemeyen paralar, insanların tapuları olması, arka arka haberler çıkmasından sonra bir Galatasaray'da Sayın Başkan bir kabus yaşıyordu. Hatta bu akşamki maça gelemedi, evinde tedirgindi ama şu anda tamamen bütün her şey Sayın Dursun Özbey'in istediği noktaya gitti. Hani hep diyorduk ya, Galatasaray bu akşam yenildiği zaman kongreye gider diyorduk. Bu dakikadan sonra Sayın Başkan kongreye gitse bile ben başkanın bu kadar çok sıkıntılardan sonra bile kongreye kazanacağına ihtimal veriyorum. Ben aynı görüşte değilim. Ben de aynı görüşte. Bu akşam ikiniz de benimle aynı görüşte değilsiniz. Galatasaray değişik bir, çok iyi niyetle söylüyorum. Dursunuz çok mi? Ortadan üst bakarak söylüyorum. Kongre kaybetti. İyiken de bile yani biliyorum orayı. Ortadan bakarak söylemeye çalışıyorum. Çok söyle. İyi niyetle söylüyorum. Herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Galatasaray daha değişik bir camia. Yani her maçta 3 puan alınsa bile yaşanılan olaylar
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki futbol anlamında, sportif anlamındaki skandal nitelikteki olaylardır. Galatasaray camiası yarınlarda Dursun Özbey'e oy vermeyebilir, güven oyu vermeyebilir diye düşünüyorum. Yani çok daha değişik bir cami olarak gördüğüm için. Atilla abi, sana bir katkı sunayım mı? Sayın Faruk Süren aklıma geldi. Dedi ki ben UEFA kupasını aldım, 3 ay sonra beni gönderdiler. Değil mi? Yani... Tabii. Ama şimdi Dursun Bey'in karşısına kim çıkacak? Yani Galatasaray'da başkan adayı olarak çıkabilecek çok sayıda insan var. Bir de Galatasaray transfer sürecinde hep yerden yere vuruldu. Ha. Çok eleştirildi. İşte sağ kanata kimse alınmadı. Kanatlar yetersiz. İşte orta sahayı şöyle oldu, böyle oldu. Süper yok. Ama yarınlarda bir iki takviyeyle, devre arası anlamında söylüyorum, Galatasaray çok daha iyi yerlere gelebileceğini gösterdi. Yani dünya çapında elinde iki tane, hatta üç tane golcü oyuncu var. Keza orta sahası çok iyi. Yani orta sahayı bir de çok çabuk geçiyor Galatasaray. Niye? Çünkü uzun toplarla Osimhen'i topla buluşturuyor. Osimhen her pozisyonda kafayla indirebiliyor, göğsüyle indirebiliyor, rakibi etkisiz hale getirebiliyor. Mesela Barış Alper de oyundan çıkana kadar, yorulana kadar keza son derece iyiydi. Sara keza öyle. Torreira yaşına rağmen müthiş. Mertens keza öyle. Savunma, sol bek Jakobs belki de son yıllarda kazandığı en iyi ben sol beklerden biri. Galatasaray tarihinde böyle sol bekleri içerisinde yabancı olarak savunma yönü bu kadar iyi olan oyuncu pek hatırlamıyorum. Sanchez, çok kişi girip gitti. Albert Rieder'den sayarım, Alex Tellez'ler, işte Angelinho'lar, son Derrick Köhn'ler, ama yani son dönemde gelen savunma yönü en iyi oyuncu. Şimdi kadroya bakıyorsun, yani kafalarda soru işareti yaratabilen yahut da eksik diyebileceğimiz belki kanatlar için bir iki takviye gerekir veya Kaan Darılmasın, alınmasın, sarılmasın, bir sağ bek belki olabilir anlamında söylüyorsun. Kaleciden başlıyorsun, form grafiği değişiyor, Muslera anlamında söylüyorum. İşte Sanchez'di, Abdülkerim'di, orta sahası, Torreira'ydı, işte tek tek saymakla bitmez. Hepsi iyi kötü, iyi topçular. Orta sahada çok çabuk geçiyor. Üstüne basarak söylüyorum. Yarınlarda Galatasaray çok daha iyi duruma gelebilir. Gabriel Sara'ya da bir parantez açmak istiyorum. Tabii 18 milyon euro bonservis verilince bir tartışma oldu ister istemez. Bu oyuncu parayı eder mi diye. Ama yani son 3-4 maçtır bakıyorum. Oyunun iki yönünde de çok başarılı. Evet. Başta tabii ki biraz yeni bir iklim, yeni bir futbol düzeni, yeni bir takım, bir oyun sorunu var gibi sahada da gözüktü bu, ama son 3 maçta özellikle işte Çaykur Rizespor maçında 2 gol 1 asist, yine Gaziantep Futbol Kulübü maçında orta sahada hem savunmada hem hücum tarafında iyiydi. Bu maçta da attığı gol birinci sınıf bir goldü bu arada. Evet. Orada Mertens'le yaptığı verkaç, Barış'la başlayan pozisyon 4 kişinin arasından çıkıp muhteşem bir gol attı. Bundan sonra sanki bonservisinin bonservisi çok konuşulmazdı. Biraz daha sağ içine performansına bakılır gibi hissettim ben bu maçtan sonra. Çünkü üzerinden bir baskı da atmış oldu aslında bu akşam. Yine 18 milyon euro bana biraz fazla çok gibi. Çok fazla para attık abi. Gel 12'de 13'te anlaşalım orada, yani biraz fazla gibi. Aslında maksimum odur yani. Bitirici noktalarda, kritik noktalarda inanılmaz derecede etkili oluyor. Temposu yüksek. Temposu evet. Çok iyiydi. Tabii. Çok etkili, kritik noktalarda iyi vuruşlar da yapıyor yani. Peki Aygün abi, Jose Mourinho'nun bir açıklaması var. Sana bunu sormak istiyorum. Gördüm. Diyor ki, futbol bu. Amrabat çok iyiydi. İkinci yarıda bize diyor büyük katkı sağladı. Taçtan iki tane gol yedik diyor. Bu bizim suçumuz demiş. O zaman bunu önlem alması gerekiyordu. Niye böyle bir tercih, hatta böyle bir ifade kullanmış başka anlamadım. Bir şey daha vardı. Şimdi tabii onun devamında ne var? Devamında lazım. Değişik işte, rakip bizden çok daha fazla gol attığı için kazandılar diye bir cümlesi daha var. Tabii bilmiyorum, sosyal medyada Jose Mourinho'nun hatta ağzından dinleyemediğim bir ifade daha var. Diyor ki aptalca bir cevap olarak görebilirsiniz ama diyor bizden daha çok gol attıkları için kazandılar diyor. Doğru söylüyor. Yani o bitirici noktalarda gerekeni bizim takım yapamadı anlamında söylüyor. Tabii ki çok atan kazandı. Onun için Mourinho'ya gerek yok. Futbolda biraz da şansın yanında olması gerekiyor. Mesela son dakikalardaki pozisyonlara baktığın zaman başka takımlar olsa takır takır gol atarken, onu içeride maçı izlerken de gördük. Hakikaten Fenerbahçe futbol takımının bu anda bir şanssızlığı da var. Onu da söyleyeyim ama bence bu akşamki mağlubiyet biraz da Fenerbahçe açısından iyi oldu. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha kendisini toparlaması açısından, Mourinho'nun artık ligi biraz daha ciddi alması açısından, futbolcuların biraz daha kendilerini vermesi açısından, Mourinho'nun kulübedeki insanlara biraz daha şans vermesi açısından bence iyi oldu. Eksikler gözlendi. Ama şunu tekrar söylememizde fayda var. Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Hala en iyi kadro Fenerbahçe'de. Bir şey kesinlikle değişmedi. Yani değişmedi. Onu şimdiden söyleyeyim. Tabii ki 5 puanlık bir fark
Ligin 6. haftası çok uzun bir lig maratonu var. Her an her şey olabilir. Şimdi Avrupa Ligi temposu da başlayacak. Yani ama Mourinho'nun da artık ideal 11'i biraz daha şekillendirmesi gerekiyor. Nesne'ye biraz daha şans vermesi gerekiyor. Bir de İrfan Can'la ilgili demin söylediğimiz, İrfan Can'ın ilk 11'de çıktığı maçlara bakın. Bir de sonradan girdiği maçlara baktığınız zaman istatistiklerde sonradan girdiği maçlarda daha çok performans. Ben katılmıyorum. Daha iyi performans geçen verdiğini. Geçen sene ilk 11 başladığı maçlarda çok istatistiklere bak, son dönemdeki daha çok iyi performans verdiğini görüyorsun. Bu anlamda da ben hatta maçı izlerken de 60'tan sonra İrfan'ın girmesi daha katkı sağlar demiştim. 60-65 civarında İrfan'ı aldım. Ben ikinize de katılmıyorum. Bu akşam başlığımız en iyi kadro Fenerbahçe'de dediniz. Ben katılmıyorum. En geniş kadro Fenerbahçe. Geniş kadro anlamında. Geniş kadro. En iyi ve geniş kadro. Kadro bence yine de Galatasaray mı Fener mi der, Fenerbahçe mi derken Galatasaray biraz daha önde. Ama geniş anlamda uzak ara her mevkinin 2-3 adamı olduğu itibariyle Fenerbahçe olarak. O zaman bunu düzeltelim. En geniş kadro Fenerbahçe'de ama en iyi kadro Fenerbahçe'de değil diyorsun. Değil. Değil. Galatasaray daha iyi bir kadro. Galatasaray yarınlarda dediğim gibi takviye yaparsa belli noktalara, hangi mevkiler olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Onu herkes biliyor. Bu akşam biraz gözden kaçtı ama yani birçok insan da ben takip ettiğim insanlar da pek oraya girmediler ama şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene Galatasaray'ı Rams Park'ta 1-0 10 kişiyle yendiği maçta Ferdi Kadıoğlu'yla Osay Samuel değil mi bekler? Evet. İki oyuncunun özelliği nedir? Git gel tempo çok yüksektir. Ferdi daha çok Ferdi'nin topla ilişkisi de iyidir. Topu öne taşımada rakibi, yani Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıran bir oyuncuydu. Bir anda 60-70 metre topla mesafe kat eden bir oyuncuydu. Doğru. Bu tarz eksiklik var. Osterwald aynı özelliği gösteremiyor. Bugün Osterwald'de de diğer kanattaki Mert Müldür de bu konuda çok zayıf kaldılar ve Fenerbahçe'nin aslında ileride çoğalamamasında da bence bu iki oyuncunun performans eksikliği Mert'te zaten büyük düşüşler var. Orada Osay Samuel daha çok biliyorsun katkı sağlıyor. Osay'ın iyileştiğini belirtelim bu arada. Haftaya oynayabilecekmiş. Evet oynayabilecek ama tabii bu maçta risk etmedi. Ben de şunu belirteyim. Gene mi katılmıyorsun? Katılmıyorum. Yok, şans faktörü denildi ya. O konuda bir hususa değinmek istiyorum. Livakovic'e çarpıp giren top bir sezonda bir kere olur. Tabii. Olmaz bile. Yani olmaz. Torreira'nın attığı gol değil öyle mi? Öyle topta bir kez daha Torreira sen her dakika gol atamaz. Yani direğe çarpıyor, kaleci Livakovic'e çarpıyor, gol oluyor. Yani Türkiye Ligi'nde veya Almanya Ligi'nde herhangi bir ligde bir sezonda bir kere bile rastlanmaz. Çok büyük şans golü aslında. Torreira'ya aynı pozisyon 1000 kez vursun. Ben sana söyleyeyim mi? O gelişe 1000 kez vursun gol olma ihtimali hayır, çok ben düşük. Bırak Torreira'yı. Türkiye Ligi'ndeki veya İtalya, İngiltere Ligi'nde bile ya bir sezonda kaç kere rastlanır? İşte ben demin onu söyledim. Futbol şansı. Yani bu maalesef Fenerbahçe'nin futbol şansının olmamasının göstergesi. Son dakikalarda gene sen katılıyorsun biliyorum. Son dakikalardaki pozisyonlara baktığın zaman hakikaten yani bir şimdi en son biliyorsun son dakikalarda bir pozisyon var. Dzeko'yla El Nesri'nin pozisyonu. Ya, hakikaten inanılır gibi değil yani. O pozisyonun içeriden çıkarılması mümkün olmayan pozisyon çıktı. Yani Fenerbahçe'de en az 5 Nelson'un çıkardı pozisyon. Fenerbahçe'de en az 5-6 tane net pozisyon vardı. Var Galatasaray'da ise kritik pozisyonlarda dediğim gibi birinde şans ama olayı sadece şansa hiçbirimiz büyük ihtimalle bağlamıyoruz. Yani az da olsa şans anlamında söylüyorum. Kritik pozisyonda geçen sene Livakovic'e çarpıp giren top Livakovic kendi kalesini olarak yorumlar. Bak ben buna da katılmıyorum. Niye diyeceksiniz? Ama ondan geldi. Ondan geldi. Zaten ben onu söylüyorum. Livakovic'e çarpıp girdi. Ama benim mantalitem nedir biliyor musun kendi Orhan kalesine? Sen, değil mi? İstem dahilinde vuruş yapıldığı zaman o futbolcuya sayılır. Mesela ayak içiyle savunma oyuncusu kalecisine verecek veya kafayla verecek kendi kalesine o zaman. Ama Livakovic'e çarpan topta ben Torreira'ya golü sayarım. Ya bu bir tartışma, fikir cimnastiği anlamında söylüyorum. Ki hakemler burada Livakovic'e kendi kalesine gol attı diye not olarak yazılmış. Federasyonda da o şekilde tabii, yazılmış. Şimdi, yalnız rakamlar Aygün abi futbolda hakikaten istatistiğe çok inanmıyor. 75'e 25 temsil etmediğini şuradan anlıyoruz. Fenerbahçe 24 şut atmış 10 isabet. Galatasaray 13 şut atmış neredeyse yarısı. 6 isabet sağlamış ama kazanan Galatasaray. Mesela bu gol beklentisi Fenerbahçe 3.40, Galatasaray 1.41. Bu da çok ilginç. Fenerbahçe rakip ceza sahası içerisinde 42 kez topla buluşmuş. Galatasaray 19 kez topla buluşmuş. Yani tüm bunlara rağmen ciddi bir skorda hani bu rakamların etkisinde olmadığını görüyoruz. Geçen sene şunu altını çizmek istiyorum. Galatasaray'ı izlerken işte Zaha, Tete, Kerem Demirbay, bazen Endombele, Torreira önde Icardi şeklinde oluyordu. Bu takım ön alanda baskıyı yapamıyordu. Şimdi, çünkü bu çok özür dilerim. İşte gerek Zaha olsun, Kerem Demirbay'ın da savunma yönü o kadar iyi değil. Topla ilişkisi daha iyi ama keza Tete de çok takım savunmasına katkı yapmıyordu. Bugün bir şey dikkatimi çekti.
Yunus Akgün solda, Barış Alper sağda. Arkalarında Gabriel Saray'la Torreira. İşte bekler Kaan Ayhan'la Jakobs. İnanılmaz bir mücadele ettiler. Yani Galatasaray bir ara maçta bir kişi önde gibiydi. Bir kişi fazla gibiydi. İlk yarının belli bölümlerinde orta sahadaki o üstünlük de zaten hani Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozan buydu. Bu ortalamanın yaşı da, yani bu saydığım isimlerin yaşı da genç bu arada. 24-25 civarına ortalamaya vurduğumuzda Galatasaray sanki burada işte Zaha'yı, Tete'yi elden çıkartarak zaten Endombele gitmesi gereken bir oyuncu konumundaydı. Onu da şaşırdım. Buradan şuraya bağlayacağım. Endombele de gittiği Nice'de muhteşem bir performans gösteriyor. Köln de aynı şekilde. Hocası gittiğinde senin demiş, size örnek veriyorum, 8 kilon fazla. Ya oranın bu olacak, şu olacak. Endombele'ye bir ayda forma sokmuş. Endombele'nin o Tottenham'a gitmeden önceki durumu gibi bu an, şu ana kadar sezona damga vuruyor. Burada Okan Hoca geçen sene bazı oyunculara biraz tolerans mı tanıdı diye sormak istedim. Kerem Aktürk, onu da sorayım. Söyleyeyim. Köln de sana söyleyeyim. Köln de aynı şekilde. Kerem de bu arada 2-2 yaptı. 2 maçta. Köln de aynı şekilde iyi bir performans sergiliyor. Yani zaman. Burada hocanın, mesela Nis'in hocası bunu yapıyorsa Okan Buruk Endombele'yi yapamaz mıydı? Yani bizim hocalarımız da bazen bazı futbolcularla uğraşmak istemiyorlar sanki. Yani kendi haline bırakıyorlar gibi. Vallahi ben Okan Hoca için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Türk teknik adamlarının tartışılacak çok tarafları var. Yani iyi antrenör edememe, hazırlayamama fizik anlamında, güç açısından, moral motivasyon anlamında. Giden oyuncu da bunu söylüyor. Giden oyunculardan bazıları veya birisi, ikisi her neyse Okan Hoca için ağır laflar söyleyebiliyor. Kerem çok mutsuz bir şekilde gitti. Ama ben bunu sadece Okan Buruk'a mal etmek son derece yanlış olur. Nereden bakarsak genel bakalım sıkıntı Okan var. Buruk son iki sezonun şampiyon olan teknik direktörü. Şimdi gene sosyal medyadan da bakıyorum ara ara. Hafta içerisinde biliyorsun Sayın Jose Mourinho'nun, sen yine katılacağın mı bilmiyorum ama, bir açıklaması vardı. Hatta o açıklama şu an önüme geldi. Bu maç için özel bir hazırlık yapmadı bir cümlesi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani derbi tam anlamıyla anlatılmamış. Yani Sayın Acun Ilıca da olabilir, Sayın Başkan olabilir. Yani yönetim kurulu üyelerinin tam anlamıyla anlatmadığından dolayı biraz daha rakibini küçük görmesi. Şimdi Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da önümüzdeki hafta itibaren inanılmaz bir sıkıntı başlayacak. Hangi açıdan? Yine katılmıyorum. Daha söylemedim. Hayır, bir önceki cümle. Neden başlayacak biliyor musun? Şimdi Icardi kulübede oturmaz. Icardi bugün kulübedeydi. Hadi daha yeni geldi, hazır değil. Osimhen mi Icardi mi? Ya 3-5-2'ye dönecek ya 4-4-2'ye dönecek. Bak önümüzdeki hafta itibaren biz bunları yaşayacağız. Icardi'yi kesemez. Osimhen'i de kesemez. Sistemi değiştirmek zorunda kalacak. Ben bir şey söyleyeyim mi Aygül abi? Top sende. Ben şu kadronun, Galatasaray'ın hatta şu kadrosunun Tete, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha gittikten sonra o kanat rotasyonu boşaldıktan sonra 3-5-2'ye inanılmaz uygun olduğunu düşünüyorum. Neden? O zaman dönecek 3-5-2. Dediğimiz hikaye dönecek. Kaan Ayhan'ı sağ stoper oynatabilirsin. Topla ilişkisi iyi. Geriden oyun kurabilir. Davinson ortada, Abdülkerim sol stoper oynar. 3 top savunma. Orta sahanın beşli orta sahanın sağında Barış Alper'i koyabilirsin. Jakobs'u sola koyabilirsin. Ortada Sara, Torreira, Mertens. Eğer biraz daha savunma yönüm güçlü olsun istiyorsan Mertens'in yerine oraya Kerem Demirbay'ı koyabilirsin. Çünkü Leverkusen'de 10 numara oynamışlığı var Kerem Demirbay. İleride Osimhen Icardi çıkarsın. Zaten Osimhen'in transferi sürecinde bizzat bunu Okan Hoca açıkladı. Osimhen'le görüşürken ben çift santrafor olarak oynatmayı düşünüyorum mantalite olarak falan. Keza Sallai de mesela o beşli savunmanın sağında solunda oynamış bir oyuncu. Daha önce bu işi yapmış bir oyuncu. Ben bu konuda... Ben 3-5-2'de büyük sıkıntı yaşayan... 3-5-2'lerde iki kanadının çok iyi olması gerekiyor. Yani ileri gidiş, ileri ve geri anlamında iki kanadının çok iyi olmadığı zaman 3-5-2 Türkiye'de tutulaması. Barış Alper son derece iyi. Abi devamlı gelip geleceksin, devamlı güveni yapacağız. Veriyor yani. Tabii. Yani o kolay değil. 3-5-2 kolay değil. Kolay bir sistem abi, değil. Türkiye'deki diğer Anadolu takımları gücenmesin, alınmasın ama yani şu kadro yapısına bakıyorsun. Bak Gaziantep Futbol Kulübü'nün Galatasaray karşısında çıkardığı 11 TFF 1. Lig'de ilk 7'ye giremez yani playoff'a giremez. Fark çok fazla canım, sen katılıyorum. Yani 4 Türkiye liginde 3-5-2 istediğin takıma, 4 büyük takımla yani işte kendi aralarında oynamadığı maçlarda her takıma karşı 3-5-2'de çıkarsın, 4-2-3-1'de çıkarsın. Anadolu takımlarıyla 4-4-2'de çıkarsın yani. Anadolu takımlarıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon arasında parasal anlamda, marka değeri anlamında inanılmaz farklar var. Yani 20-25 milyon eurolarla 250 milyon eurolara kullanan işte Osimhen diyorsun 100 milyon euro. Yani Galatasaray'ın bir anda 200'lerden 300'lere çıkardı. Yani inanılmaz bir rakam var. Bu hakikaten
bu kapanacak gibi değil. Burada tabii en önemli şey, demin de senin söylemiş olduğun gibi, bu kendi takımları, yani bu 3-4 büyük takım kendi arasında oynadığı maçlarda puanlar kazanan şampiyon olacak. Zaten diğer maçlar, kimse kusura bakmasın, biraz çantada keklik gibi duruyor. Trabzonspor'un son maçını izledim. Trabzonspor inanılmaz kötü. Evet, yani Şenol Hoca da bir şey yapamadı orada şu ana kadar. İteliyoruz tüm Türkiye. İnanılmaz derecede yetersiz, etkisiz. Bu sene yarışa olmasını beklemiyorum ben. Yani bu sene... Ya ben de beklemiyorum. Yani gönül ister ki sonuna kadar sürdürsün. Trabzonspor, Trabzonspor. Ama kadro son derece yetersiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Büyük takımlarla, yani 3 büyük takım olarak niteliyorum. Trabzonspor'u üstüne basarak vuruluyorum. Büyük takım ama son derece yetersiz. Büyük takımlarla, 3 büyük takımla diğer Anadolu takımları arasında uçurum var. Eskiden de maddi olarak, bütçe olarak elbette ki aralarında fark vardı. Ama iyi ama... kötü herhangi bir Anadolu takımı İstanbul'a geldiği zaman puan alabiliyordu, yenebiliyordu. Şimdi bakıyorsun, dediğim gibi sizin de dediğiniz gibi arada uçurum var. Kalite olarak, başarı evet, olarak, performans doğru olarak uçurum var yani. Aygün abi, Dušan Tadić'in maç sonu bir soru sorulmuş. Bir isteksizlik var mıydı diye Tadić'e. Tadić diyor ki, açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk. Atsak farklı olurdu. Doğru. Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız demiş. Yine burada da oyunculara düşüyor görev. Yani beraber savunma, beraber hücum konusunda. Zaten golü bütün takım yer, golü bütün takım atar. Sevgili Volkan Demirel'in en güzel cümlesidir. Yani Volkan'a gol yedikleri zaman ben sormuştum sevgili Volkan Demirel'e, şunu söyledi. Abi dedi, ben gol yemiyorum dedi. Golü bütün takım yer, golü bütün takım atar dedi. Dediği doğru. Volkan Demirel dedin de aklıma geldi. Volkan Demirel'in dün bir röportajını izledim. Benim dönemimde Galatasaray'a hiç yenilmedik. Ha, gördüm onu. Beşiktaş'a da yenilmedik. Trabzonspor'a da yenilmedik. Yani tabii espri anlamında söylüyorum. Acil bir Volkan Demirel'in transfer edilmesi lazım. Şimdi kulübede bak, aynen geliyorum abi şimdi. Aygün abi, Fenerbahçe'de Volkan Demirel sonrası ciddi bir kaleci problemi var gibi. Çözülmedi bence hala. Yani baktığın zaman şu an ligdeki kalecilerin büyük bir kısmının Fenerbahçe'den transfer olmuş. İşte Mert Günok'u görüyorsun. Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'u görüyorsun. Yani alternatif anlamında son dönemlerde evet, Volkan'dan sonra bir kaleci sıkıntıları yaşandı. Yabancı dönülmek zorunda kaldı. Livakovic bana hala güven vermiyor. Yani Livakovic son haftalarda. Şimdi bu akşam Livakovic... Genel itibariyle yani. Livakovic ilk geldiği dönemler bizler, yani bütün herkese hayal kırıklığı yaratmıştı, onu söyleyeyim. Yani o şampiyonadaki Livakovic'te... Dünya Kupası performansı muazzam. Aynen. Ligdeki Livakovic arasında fark var ama bu sene biraz daha Livakovic'in iyi olduğunu görüyoruz. Daha da iyi olacak, ben sana söyleyeyim. Muslera da ilk geldiği dönemde neler söylenmişti? Şu an Muslera biliyorsun takımın şampiyonluğun en büyük katkı sağlayan birkaç isimden bir tanesi. Ben Livakovic'in ileriki dönemlerde çok daha performansını yükselteceğim. Benim aslında söylemek istediğim şu. Jose Mourinho'nun yanına mutlak suretle bir yerli teknik direktörün de gelmesi gerek. İşte Volkan Demirel olabilir. Neden diyorum? Şimdi Jose Mourinho hafta içi yapmış olduğu açıklamada ben dedi yatacağım dedi, uzanacağım dedi, elimde kahvemi içeceğim dedi ve derbiye hazırlanacağım dedi, maça hazırlanacağım dedi. Şimdi orada Volkan Demirel gibi bir futbolcu hafta içerisinde hocayla yapmış olduğu toplantı, hocam bu maç şöyle, şöyle önemli, Fenerbahçe'sinden falan filan anlatırsa belki Jose Mourinho da biraz daha fazla bu maça hazır. Jose Mourinho bu maçı, ben size söyleyeyim, normal ligde bir sıradan maç gibi gördü. Şimdi en büyük sıkıntı bu. Şöyle söyleyeceğim. Volkan Demirel'e geleceğim. Sadece bir kaleci değildi. Liderdi, otoriteydi. Lider, coşku veren, fişekleyen, aynen, ateşleyen, büyük kaptan. Yönlendiriyordu yani. İnanılmaz derecede önemli bir tribünlerle olan iletişimi, müthiş biriydi. Bir de benim sadece anlayamadığım Mourinho, yani bu maçın önemini, ciddiyetini anlayamazsa eğer neyi anlayacak? Bunun önemini, ciddiyetini sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, dünyada iyi kötü herkes biliyor. Mourinho yani belki şuna katılabilirim. Şans, katılıyorum zaten. Şans verdiği oyuncular güvendiği dağlara kar yağdı anlamında söylüyorum. Ama şimdi kendisi ama oyuncu o kadar... Hata. Tamam, onu hata. Zaten kabul ediyorum. Ona konuda sen sonuna kadar haklısın. Net. Fakat eğer Mourinho veya başkası bu maçın, Fenerbahçe maçının, Türkiye'nin, tarihinin en önemli derbisi. Kimse kusura bakmasın. Tabii ki Beşiktaş-Fenerbahçe derbidir. Galatasaray-Trabzonspor derbidir değildir. Yani şehirler değişik olduğu için. Ama Türkiye'de uzak ara, bana çok kızacak olanlar mutlaka vardır. En önemli derbi bu. İki şey var. Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray çok öne çıkıyor. Şimdi bunun Mourinho gibi bir teknik adamın ki mutlaka her maçı izlemiştir, tarihinin şunu bunu izlemiştir. Bunun ciddiyetini anlamaması tuhaf kaçar anlamında yorumluyorum ama kadro olarak
antrenmanlarda, o süreçte kişileri, futbolcuları, İsmail'i... A planına çok güvenmiş Mourinho vardı. İşte işlemeyince de B planda çok fazla devreye girmedi. Zaten B planı uygulamaya kalktığında iş işten geçmişti artık. Evet, yani değişiklikleri çok geç yaptı. Gerçeklik, hakikat yani de var. Bizim gördüğümüz, yani Tadiç'in sektiğini gördük, İsmail Yüksel'in sektiğini gördük, Şimanski'nin performansını ben Tadiç'e çok takıldım. Yani birkaç hafta iyi olmadığını gördük. Yani bizim gördüklerimizin de Jose Mourinho'nun görmesi gerekiyordu. Yani bu gecenin, bak açık ve söyleyeyim, bu gecenin bence en büyük şeyi, yazılabilecek şeyi, bu mağlubiyetin faturası kesecek tek kişi Jose Mourinho'dur. Tercih anlamında, takımı hazırlayamama anlamında, konsantrasyon anlamında, rakipleri biraz görme anlamı, küçük görme anlamında. Yani Jose Mourinho'nun artık bu akşamdan itibaren o ayaklarını biraz yere basması gerekiyor. Yani, pas atayım mı? At. Spor müdürü olsam veya yetkili veya muhabirsi, halinde çok etkilisin, yetkilisin de başlık olarak Okan Buruk Mourinho'ya yendi, fark attı gibi bir şey atar mısın? Atabilirsin, tabii ki. Şimdi demin bir resim gördüm. Resimin önünde, şimdi sosyal medyada gördüm ya, hangi arkadaş çekmiş bilmiyorum. Güzel Okan fotoğraf Hoca, o. Okan Hoca şurada gülerek Jose Mourinho'ya bakıyor. İzliyor. Tabii izliyor. Şimdi burada geldiğin günden beri sen Okan Hoca'ya laf ediyorsun, doğru mu? Sahaya girdi, işte Galatasaray kullanıyor falan filan. Evet, bu akşam siz belki katılmayacaksınız. 37. dakika bence çok önemli bir dakika. Tam oraya geleceğim şimdi. Hakem çok kısmına önemli. Geçelim. Hakem kısmına geçelim. 37. dakika hakikaten belki de kırılma anlarından bir tanesidir. O fotoğrafı Ceko'nun... görmedim ama gözümün önüne getiriyorum. Okan Buruk güldü, Mourinho baktı. Aynen. 37. dakika, belki 37. dakika. Yani dedi ki biz 2-0'dan sonra Fenerbahçe belki devreye girmeden bir gol atsa daha farklı olabilir mi cümlesi 37. dakikada belki kırılma anlarından bir tanesidir. Maalesef Atilla Karaoğlan, ki özellikle onu belirtmemizde fayda var. Fenerbahçe maçlarındaki performansı, VAR'daki hakemin aynı şekilde, ismi şu an aklıma gelmedi, VAR hakemin aynı performansı günlerce tartışılan bir isimlerdi. Isimlerdi. Şunu söylememize, o pozisyon net kırmızı kart, orada sarı kart verdi. Yani birebir gol pozisyonu, ama siz dediniz ki yandan bir futbolcu daha geliyor. Ben bazı birkaç yerde baktım. Hocaları sana katılıyor. Katılmıyor. Bazıları katılan katılıyor. Var mı? Bir dakika. Ben zaten katılmıyorum. Katılan görmedim ben. Tabii. Çünkü mümkün değil. Abdülkerim Bardakçı'nın yakın yan yana olduğunu söylüyorlar. Yani aynı mesafede olduklarını belirtmişler. Düştükten sonra Abdülkerim yanına geliyor arkadaşlar. O pozisyonda gittiğin zaman pozisyonda... Benim yorumum değil bu arada. Davinson Sanchez. Hakemlerin yorumundan bahsediyor. Davinson Sanchez. Hayatta. Sarı kart doğru diyorlar. Bak, Davinson Sanchez. Sarı kart doğru mu diyorlar? Faul var mıymış orada? Var. Faul varmış. Peki. Bak, eğer faul varsa birebir gol pozisyonu. Abdülkerim bu tarafta. Düştükten sonra Abdülkerim hatta geliyor arkadaşlar. Hatta biri topun diğer tarafa doğru, yani kaleye değil de sağ çok, tarafa doğru. Çok gitti. Özür diliyorum. Orada kırmızı kart verilmesi yani son derece yanlış olur. Bence İki nedenden olur. Dolayı. Bence hakem bir, doğru karar Abdülkerim, verdi. Abdülkerim'di değil mi? Yakındı basıyor. Yani. İki, Ceko'ydu değil mi? Ceko'nun yönü sol tarafa doğru gidiyor. Yani direkt kaleye doğru gitmiyor. Evet. Yani mümkün değil orada kırmızı kart verilmesi. Hakem hocaları da bu yönde yani görüş. Ben hakem hocalarını izlemedim, dinlemedim, okumadım ama kesinlikle orada yani faul varsa sarı kart. Kırmızı kartla değil. Net söylüyorum. Onun dışında peki Aygün abi, hakemin maça olumlu, takdir olumsuz etkileyen takdir hatlarını, etki yapmış. Şimdi mesela baktığın zaman biraz da bir hemen kulübeye yöneldi falan. Mert Hakan'a gereksiz yere bir sarı kart göstermesi. Fenerbahçe kulübesine sarı kart çıkartması. Yani şimdi Mert Hakan ne yaptı? Sağ içine mi girdi Mert Hakan? Mert Hakan ne yaptı o pozisyonda? Elini kaldırdı. Sadece ne oluyor gibi bu bir şey söyledi. Bu sene bir şey varmış. Böyle aşırı tepkiye direkt kartı gösterdi. Peki niye sadece Fenerbahçe maçlarında bu aşırı tepkiler? Bilmiyorum ben burada. Sadece niye? Hayır, şunu anlatıyorum sana. Hemfikirim. Bu sene öyle diyorlar. Hakim etrafına sarıl zaman herkese sarı kart göster diyorlar. İşte aşırı tepkide sarı kart. Tamam da. Otoriteyi sarsmasına izin vermeyin diyorlar yani. Tamam da yani 6. haftada mı akılları başlarına geldi? Daha önceki haftalarda Galatasaray kulübesinde sahaya giren birçok futbolcular vardı. Ellerini kaldırarak bağıranlar vardı. Onlara niye sarı kart gösteremedi de oturan Mert Hakan'a. Niye biliyor musun? Mert Hakan çünkü kritik bir isim. Mert Hakan farklı bir isim. Mert Hakan'ı mahsustan kart göstererek biraz da demoralize etti. Öyle mi düşünüyorsun? Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben de bir şey söyleyeyim. Aygün'le 35 yıldır tanışırız. Yaşımız da ortaya çıkıyor ama her konuda anlaşırdık. Yani mesleki olarak çok yurt içinde yurt dışında birlikte görev yaptık. Aynı gazetelerde çalıştık. Hep anlaşırdık. Bugün hiç anlaşamıyoruz. Olabilir. Bak şimdi bunlar olabilir. Yani şimdi ben tabii ki biraz daha... Sen biraz daha farklı yönden bakıyorsun. Ben biraz daha farklı yönden bakıyorum. Ben tabii takdir haklarını rakipten yana çok fazla kullandığını söyleyebilirim. Avantajlara bazı pozisyonları bırakmadığını söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman biraz daha böyle ince ince hakemin de bu akşam biraz daha Fenerbahçe aleyhine geldiğini söyleyebilirim.
Ama bu arada Galatasaray'dan 6 sarı kart çıkmış Galatasaraylı oyunculara bu maçta. Ama bir şey söyleyeceğim. 53 pozisyondan sonra çıksın gözünü seveyim. Yani Galatasaray zaten bu akşam çıkan kartlara baktığım zaman yani daha önceki haftalarda çıkmayan kartlardı bunlar sevgili arkadaşlar. Galatasaray futbol takımına kart çıkmıyordu. Son dönemlerde istatistikler ortaya çıktıktan sonra hakemler kart göstermeye başladı. İşte geçen hafta bir tane sarı kart çıktı. Bu hafta derbide 6 tane sarı kart çıktı. Ben hakem iyiydi demiyorum ama anlaşamamamız sebebi söylüyorum. İyi. Niye? Anlaşırsak burada iki kişi olmazdı. Olmayız. Tek kişi. Şimdi hani iyi kötü, iyi polis kötü polis muhabbeti var. Bak burada Edin Dzeko da maçtan sonra demiş ki bu sezonun başından itibaren Lugano maçında da yaşadık bunları. Beklenmedik goller yiyoruz. Yani biraz motivasyon kaybına mı bağlıyor bunu acaba tam olarak içeriğini açmamış ama. Ama şimdi ilk 10 dakikada Fenerbahçe'nin içeride de konuştuk. Çok Okan Buruk'ta bir ifadesi var. Biraz sanki ironi yapmış ya da rakibi biraz alayla almış gibi. Maçın başından sonuna kadar kolay bir maç oldu diyor. Rahat maç oldu bizim için. İlk 10 dakikadaki goller olsa da aynı cümleyi kullanabilecek miydi Okan Buruk? İroni de olabilir, gerçek de olabilir. Yani ilk 10 dakikadaki pozisyonlar yani, gol olsaydı. Tabii Galatasaray bayağı önemli ciddi tehlikeler atlattı. Senin yani dediğin gibi onlar yani. Gol olabilirdi. Bayağı onlar gol olsaydı acaba bu konuca aynı açıklama yapabilecek ama genel anlamda orta sahayı üstüne basarak söylüyorum. Çok çabuk, çok kolay geçtiler. Abi uzun toplarla etkili oldular. Torreira ve Mertens orta sahayı çok iyi organize etti. Çok büyüktü. Yani. Bak Okan Hoca şey demiş, maç temiz geçti, hakem çok iyi maç yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız burada. Peki maçtan temiz geçti de hafta içerisinde hakem açıklanından beri hem Okan Hoca maçtan önceki yapmış olduğu açıklamalara baktın mı Okan Hoca'nın? Hakem, bu hakem nasıl atandı? Bu hakemin atanması biraz kafamıza soru işareti. Maç öncesi açıklamalara bakarsan görürsün. Hafta içerisinde Dursun Özbey'in açıklamaları var. Ama ben genel itibariyle hakikaten şey yani böyle çok maçın skoruna tesir edecek evet. Bir hata olmadığı şimdi pozisyonla ilgili Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonla ilgili konuşuluyor. Geçen hafta da biliyorsunuz Maxime aynı pozisyonda yapıldı biliyorsunuz. Arkadan vurulma pozisyonu oldu. Orada da biliyorsunuz penaltı pozisyonu verildi. Bu akşam da aynı şekilde verilen penaltı doğru bir karar bence. Hakem yorumcuları bilmiyorum neler diyorlar ama bence doğru bir karar. Evet, derbiye dair konuşulması gereken her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Şimdi Atilla Karaoğlan, yani Türkiye'de zaten 5 tane FIFA kukartı hakem var. Yani FIFA kukartı demek askerlikteki orgeneral. Her türlü derbiye verebilecek bir durum vardır. Ama Atilla Karaoğlan böyle çok kritik, gergin maçlarda genelde başarısız oluyor. Geçen sezon, önceki sezon bazı çok büyük hataları vardı. Ama eldeki malzeme bu. Yani Türkiye'de bir hakem yetersizliği yılların sonucu. Neyse o ayrı bir tartışma konusu ama ne olursa olsun çok büyük hatalar yapmadı Atilla Karaoğlan. Belli ufak tefek yine hatalar. Yine de bu akşam en azından çok fazla hakem konuşmadı. Hakem konuşmadık. Çok şükür böyle oyuncular arasında da böyle sevimsiz görüntüler oluşmadı. İki takım yöneticiler arasında bir kavga çıkmadı. Ve son yıllarda da böyle iki takımın oynamaya çalıştığı nadir güzel derbilerden biriydi. Evet. İki takıma da teşekkür ederim. Son dönemde de izledim en iyi derbi. Ben sana söyleyeyim. Futbol, tempo çok iyiydi. Tempo çok iyiydi. Muhteşemdi. Onu söyleyeyim. Geçen seneki derbiye de baktığın zaman Kadıköy'deki derbi. Aralıktaki maç çok sıkıcıydı. Çok sıkıcıydı. Bu akşam hakikaten yani izleyenler televizyon karşısından kalkmamışlardır büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Pozisyonu biz de kalkmadan izledik vallahi. Biz de kalkmadan. Yani ondan dolayı her iki takımı da tebrik ediyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Katıldığım tek nokta bu. Zevkli geçti. Hiç gol keyifli olmasaydı geçti. Bile, 3-1 olmasaydı bile keyifli gerçekten çok zevkli, renkli, kaliteli, heyecanlı, coşkulu bir maç. Sağ içindeki oyuncular da çirkinleştirmedi oyunu. Evet. Daha çok böyle güzelliğini yansıtmaya çalıştılar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.